Selamünaleyküm hocam. Ben Bingöl'den arıyorum. Eşimle birlikte sizi seyrediyoruz şu anda. Hocam ben Risale-i Nur talebesiyim demiş bir kardeşimiz. Eşim diyor ki bu İsim vermesin. cemaatler neden böyle gayri var diyor. İçinde eşime de anlatamıyorum. Söylüyorum söylüyorum adama anlatamıyorum. Diyor ki hak yola giden, Allah yoluna giden hak yol tektir ama diyorlar isim vermiyor falancılar falancılar ayrıdır. Neden bu cemaatler böyle ayrı ayrı? Kimse kimsenin peşinden gitmiyor hocam. Sizden ricam. Lütfen eşim pek fazla cemaatleri adı gitmiyor. Ben de anlatamıyorum diye uzun bir mesaj. Eşimi tatmin etmek için bir şeyler söylemek ister misiniz diyor. Ya olayları şöyle düşünün. Şimdi İslami ilimlere bakalım. İslami ilimlere baktığımız zaman ne var? Önce Kur'an-ı Kerim öğrenenler var. Sonra hafızlık yapanlar var. O da ayrı bir müessese. Sonra Arapça okuyanlar var. Sarf ve nahiv. Yani böyle ayrı ayrı denince gerçekten yani biz bu hallerde olamayız ya. Ayrı derken inançta bir ayrılık yok ki ya. Namazda da bir ayrılık yok. Kim demiş, hangi cemaat demiş, biz namazı dört kılıyoruz, biz altı diyoruz diye. Şimdi İslami müesseselerde bölümler var. Kur'an-ı Kerim öğrenirsin. Hafızlık yapacaksan Kur'an ezberleme bölümü vardır. Arapça okuyacaksan medreseler vardır. Sarf ve nahiv. Sonra tefsir bölümü vardır mesela. Sonra hadis bölümü vardır. Sonra fıkıh bölümü vardır. Bunlar için hep ayrı bir hoca lazımdır. Ben hepsini bir hocadan okurum. O zaman anla ki ne eksiksin. Şimdi cemaatler derken aynı görüşte, aynı ortamda bulunmaktan zevk alan gönülleri, ruhları, bedenleri beraber olmakta mutlu olan insanlar var. Üç kişi bir arada aynı görüşteyse, beraber bir arada arkadaşça bulunabiliyorsa bunlar bu bir cemaat demektir zaten. Ama şimdi bazıları var sert sohbet sever, kimileri var güldürücü bir hocayı sever, kimileri var ibadetleri ağırlıklı sohbet yapan hocaları sever, kimileri var güncel meselelerle, fıkhi meselelerle sohbet veren hoca var, onu sever. Yani insanların fıtratı ayrı ayrı olduğu için insanlar da kendi meşrebine uygun insanlarla oturup kalkıyor. Orada anlatılırken ayetler anlatılıyor, burada anlatırken ayetler, öbür tarafta anlatılırken ayet anlatıyor. Yani olay bundan ibaret. Şimdi Türkiye'de 80 bin cami, 80 bin imam var diye 80 bin tane farklı cemaat, topluluk, Müslümanlık yok. Hepsi aynı yerde aynı şeyi konuşuyor yani. Evet. Yani Türkiye'de cemaatlerin ayrı ayrı olması İslam'ın ayrı ayrı yaşandığı anlamına gelmiyor. Ayrı Ehl-i derken sünnet vel cemaat çizgisinde olan bütün cemaatler aslında birdir. Neden? Kaynak aynıdır, çeşmeler farklıdır. Bütün mesele bundan ibarettir. İnşallah. Peki hocam.